parmak kaldırarak tüm sınıfın içinde profesöre sesli bir şekilde benim yalan söylediğimi ve kendisinin bu kurallara uymadığını, yani benim iftira attığımı söyledi. Benim onu övmeme, çok onu onore etmeme rağmen. Sonra dersten sonra da gelip kendisi bana biz Avusturya'da yalan söylemiyoruz diye bir cümle kurmuştu. Bu benim için çok şaşırtıcıydı. Özellikle de ilk haftada bunu yaşamam neticesinde. Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önceki videomda Türkiye'den Viyana'ya benim gibi okumak için gelen arkadaşlarla bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugünkü videomda ise farklı arkadaşlarla aynı konu üzerine sohbet edeceğiz. Bakalım bize ne anlatacaklar. Merhaba, kısaca kendinden bahsedebilir misin? Merhaba, ismim Umut. Şu an Viyana Tıp Üniversitesi'nde 6. sınıf öğrencisiyim. İnternlük stajlarıma devam ediyorum. Almanca öğrenme ilk nerede ve nasıl başladın ve Almanca öğrenmek senin için zor muydu, onu öğrenmek istiyorum. Ve şu anki işinde Almanca kullanıyor musun, onu soracağım. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğum için yanılmıyorsam Almanca öğrenmeye 14 yaşında lise hazırlık döneminde başladım. Tabii ki herkes gibi benim için de Almanca öğrenmek pek kolay olmadı. Her ne kadar önceden İngilizce bilmek Almanca öğrenmek için bir avantaj olsa da Almancanın çok daha kompleks bir dil olması İngilizceye göre öğrenme sürecini biraz zorlaştırıyor. Özellikle hani izleyen arkadaşların da bildiği üzere tahminen bu artikel olayların olması her isimden önce ve her ismin ve buna dayalı olarak da sıfatların farklı çekimlerin olması hani insanın cümle kurmadan önce çok kez düşünmesine sebep oluyor. Bu yüzden gerçekten Almanca öğrenmek kolay değil ama hayatta her şey için geçerli olduğunu düşündüğüm bir kural var. İnsan yeterince bir şey isterse hayatta eminim ki sonunda başarıya ulaşıyor. O yüzden öğrenmek isteyen arkadaşlar hiç çekinmesin, şimdiden başlasınlar. Eminim maksimum 2 yıl sonra çok iyi bir Almanca seviyesine ulaşacaklardır. Yani şu an kullandığım iş tamamen Almanca. Hani zaten tıp okuduğum için sonuçta işimizin çok önemli bir kısmı insanlarla, yani hastalarımızla iletişim üzerine kurulu ve hastalarımızın da tabii ki çok büyük kısmı ana dili Almanca olan insanlar olduğu için neredeyse işimin %95'i hatta 99'u Almancadan oluşuyor diyebilirim. Ama tabii akademide ilerlemek istiyorsanız İngilizce bilmek zorunlu. Hatta Viyana Tıp Üniversitesi'nden mezun olmak için de çok çok iyi bir İngilizce seviyesine sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama günlük hayatımda gerçekten kullanıyorum diyemem ama tekrarlamak istiyorum ki hani özellikle tıp alanında son zamanda yapılan tüm araştırmalar, tüm çalışmalar İngilizce dilinde yayınlandığı için İngilizce olmadan tıp eğitimini düşünemiyorum. Çok çok önemli bir komponent bana kalırsa. Daha önce hiç yurt dışı tecrüben oldu mu yoksa Viyana ilk miydi? Eğer turistik olarak soruyorsanız evet oldu. Sanırım ilk yurt dışına 9 veya 10 yaşlarında çıkmıştım ailemle. Kısa süreli bir İtalya gezisiydi. Ama onun dışında lise hazırlıkta bir kez bir değişim programıyla Köln'e gitmiştim. Orada bir lisede bir hafta eğitim görmüştüm. Onun dışında 10. sınıfta Sakarya İzci grubuyla, yani İstanbul Erkeğin İzci grubuyla Almanya tecrübelerim oldu. Ama bu tecrübeler hani bana kalırsa çok da önemli değil. Yani arkadaşlar eğer ilk kez gelecekse yurt dışına çok çok önemli bir fark yarattığını söyleyemem. Açıkçası ben de Viyana'ya ilk kez Viyana Tıp Fakültesi'nin sınavı için gelmiştim. Daha önce Viyana'yı bilmiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Sınav için geldiğimde, sınavdan çıktığımda ve ertesi gün gezdim, gördüm, hoşuma gitti. Sınavı da kazanınca böylece buraya yerleşmiş oldum. Viyana'ya geldiğinde en çok zorlandığın konu neydi kültürel olarak, psikolojik olarak? Viyana'ya geldiğimde en zorlandığım konu, açıkçası birçok zorlandığım konu oldu. Ama en zorlandığım sanırım ilk birkaç yılda özellikle hani arkadaş bulma sıkıntısı, birlikte zaman geçirirken keyif aldığım insan yokluğu ya da azlığı gibi sorunlardı. Yani bunlar daha çok sosyolojik sıkıntılardı. Akademik olarak da tabii ki zorlandığım, kaldığım dersler oldu ama her öğrencilik hayatında bunlar oluyor, normal diye düşünüyorum. Tabii yabancı bir dilde okuyunca daha da zor olabiliyor bazı dersler ama yine de bunların üstesinden iyi geldiğimi düşünüyorum. Bana kalırsa en zor kısım kesinlikle sosyolojik. Dediğim gibi hani arkadaş çevresinin istediğim kalitede olmamasıydı. Ama şu anda hayatım bu döneminde tüm arkadaşlarımdan, sosyal çevremden, iş arkadaşlarımdan da çok memnunum. Bunların hepsi zamanla farklı bir ülkede yaşadığınızla tabii kazandığınız tecrübelerle yani zamanla kolaylaşacak olan şeyler. Hemen bir çırpıda çok istediğiniz sosyal çevreyi elde edebileceğinizi düşünmüyorum. Çok çok şanslı değilseniz. Dediğim gibi arkadaşlar bu konuda biraz sabredeceğiz. Zamanla her şey rayına oturuyor.
Okurken hiç çalıştın mı? Okurken evet çalıştım. Yanılmıyorsam 5. sınıfta çalışmaya başladım. Şu an 6. sınıfta internlüğümü yaptığıma göre 1,5 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Ama çalıştığım süre 12 saati geçmiyor. Genellikle 10 saat. Ve yani çalışan arkadaşlarım da bir sürü var. Eğer buraya gelen arkadaşlar olursa da kendilerine en azından Viyana için tavsiyem mümkün olduğunca iş aramaları ve çalışmaları. Biliyorum hani hem okumak hem çalışmak biraz zor gibi duyulabilir ama hem saat başına aldığınız ücretin çok iyi olması sizi hem ailenize de bağımsız kılması açısından tüm öğrencilere çalışmasını öneriyorum. Tabii imkanlar dahilinde olursa. Hiç ırkçılık yaşadın mı veya şahit oldun mu? Irkçılığa birkaç kez küçük olaylar da olsa evet şahit oldum. Mesela okula ilk başladığım zaman ilk haftamda çok da uzatmak istemiyorum ama özetle şöyle bir olay yaşamıştım. Avusturyalı bir kızla partner olmam gerekmişti 10 kişilik bir sınıftayken. Sonra birlikte birbirimize doktor hasta ilişkisinde uymamız gereken kurallarla böyle adeta doktorculuk oynamıştık. En sonunda bir geri bildirim yani feedback şey olmuştu evresi hocamızla birlikte. Kendisi bir doktordu. Sonra ben çıkıp tüm kurallara uyduğunu söylememe rağmen partnerim parmak kaldırarak tüm sınıfın içinde profesöre sesli bir şekilde benim yalan söylediğimi ve kendisinin bu kurallara uymadığını yani benim iftira attığımı söyledi. Benim onu övmeme, çok onu onore etmeme rağmen. Sonra dersten sonra da gelip kendisi bana biz Avusturya'da yalan söylemiyoruz diye bir cümle kurmuştu. Bu benim için çok şaşırtıcıydı. Özellikle de ilk haftada bunu yaşamam neticesinde. Ya böyle küçük olaylar olmuyor değil. Ama zamanla bunları görmezden gelmeye alışıyorsunuz diye düşünüyorum. Gerçekten çok sık olduğunu da düşünmüyorum. Özellikle ayak uyduruyorsanız insanlara, kimsenin huzurunu bozmuyorsanız insanlar da size eminim ki iyi davranacaktır. Peki bu arkadaşla daha sonra denk geldiniz mi tekrar okulda? Kişisel olarak olmasa da bazı Türk arkadaşlarım denk geldi. Ama bu arkadaş zaten hani neredeyse genetik olarak aynı ırktan sayılabilecek. Hani kendisi Avusturyalı bu arada. Almanlara bile böyle küçük mobbingler uyguladığını duydum. O yüzden sanırım hani o kişinin karakteriyle ilgili bir sorun. Ya böyle şeyler dediğim gibi ciddiye almamak lazım. Bu Türkiye'de de dünyanın her ülkesinde yaşayabileceğiniz bir durum. O yüzden böyle şeyler çok önemli değil diye düşünüyorum. Peki şu anki aklın olsa, şu anki tecrübenle tekrar 18 yaşına geri dönsen, tekrar Viyana'ya gelir miydin, yoksa Türkiye'de mi kalırdın, yoksa başka bir ülkeye mi giderdin? Bunu çok üzülerek söylüyorum ki ülkemde kalmazdım, yani yurt dışına gelmeyi tercih ederdim. Ama Viyana'ya kesinlikle gelir miydim? Yani Viyana'da olduğum için çok memnunum ama açıkçası Münih'te veya Berlin gibi Almanya'nın büyük şehirlerinde de olsam, buna yakın bir hayat kalitem olurdu. Belki daha da iyi olabilirdi. Her ne kadar Avusturya'nın kişi başına düşen milli geliri Almanya'ya göre yılda 2000 dolar daha fazla olsa da Almanya'da yaşamın bir tık daha belki daha rahat ve eğlenceli olabileceğini tahmin ediyorum. Tabii dediğim gibi bunlar benim kişisel gözlemlerim değil. Sadece arkadaşlarımdan, yakınlarımdan duyduğum gözlemler. Ama Viyana'da da çok çok memnunum. Hatta belki kariyerime burada da devam edeceğim. Bunca senedir burada yaşıyor olmak sana en çok ne kattı? Yani hangi konuda kendimi çok geliştirdin diyebilirsin okulun ve eğitimin dışında? Kesinlikle birçok konuda kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum Viyana'ya geldiğimden beri. Hani genel olarak hayat vizyonum gerçekten arttı. Olaylara, insanlara bakış açım. Yani bir kere yabancı bir ülkede yaşadıktan sonra sadece o insanlarla değil, sadece o ülkenin yerel halkıyla değil, bambaşka milletten insanlarla da arkadaş olma, onlarla birlikte çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. Ve bu sebeple dünyada birçok kültürü gördüm. Onların yemeklerini yedim, onların nasıl eğlendiklerini, nasıl üzüldüklerini gördüm. Ve bu benim hem psikolojik hem de akademik gelişimim için çok çok önemli yapı taşlarıydı diye düşünüyorum. Herkese de yurt dışına gelmesini ve hani en azından bir gün ülkesine daha faydalı olarak dönmeyi planlıyorsa bile bu tecrübeleri kesinlikle yakından kişisel olarak tatmasını öneriyorum. Türkiye'ye ne sıklıkla gidip geliyorsun? Türkiye'ye 3-4 ayda bir ailemin yanına İstanbul'a gitmeye çalışıyorum. Tabii bunun mümkün olmadığı dönemler de oldu. Bazen 1 yıl boyunca hatta sanırım 15 ay gidemediğim oldu. Ama en son ne zaman gittim diye soracak olursanız bu 4 ay önceydi. Buradaki birçok arkadaşımın da yani Türkiye'den gelen genellikle 4-5 ayda bir rahatlıkla Türkiye'yi ziyarete gidebildiğini düşünüyorum. Çünkü uçak biletleri de birçok Avrupa şehriyle kıyasladığınız zaman uygun fiyatlarda. Aynı zamanda yolculuk da 2 saat 15 dakikadan uzun sürmüyor hiçbir zaman. Bu yüzden Viyana, İstanbul'a sık gidip gelmek isteyenler için doğru bir destinasyon diye düşünüyorum. Kesin dönüş yapmayı düşünüyor musun?
Türkiye diye soruyorsun sanırım. Türkiye kesin dönüş yapmayı belki yaşım ilerledikten sonra, alanında çok uzman bir doktor olduktan sonra düşünebilirim ama önümdeki 10 hatta belki 15 yıl içerisinde mümkünse düşünmüyorum. Ama tabii bunu belirleyen çok çok fazla faktör var. Ekonomik, sosyolojik, politik. Bu yüzden bunlar her an değişebilir. Hani daha kötüye de gidebilir. Yani bu konuda çok kesin bir cevap vermek gerçekten benim için çok zor. Ama dediğim gibi önümdeki 10-15 yıl çok çok büyük değişiklikler benim hayatımda, Avusturya'da, Avrupa'da ve benim ülkemde olmadığı sürece hayatımı Avrupa'da devam etmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Önemli değil, çok memnun oldum.